Özümülemişten girmiş, bana bir sevmeyi sohbete başlıyorsun. Almış sözünü almışsın, botla huydun al ifesi. Evvek botla kabul seyit, seyit bekir, seyit bekir. Botla yemek yapmak, bu betik betik al ifesi yapmak eğlendim. İnşallah çeyla. Ben şu botla huydun al ifesi yanı evvek yapmak, seyit bekir. Halifesi seyit bekir, eğlendim yapmak inşallah. Sorgunum kalsın inşallah halifesi geylenlerin. İnşallah kalsın inşallah. Şeyh Haydamut Efendi Han. Şeyh Haydamut Hoca Efendi Han. İstemiz sohbeti boşun. Şeyh Haydamut Geylen Rabbani. Geylen Rabbani Kadir Nakşibin inşallah. İstemiz sohbeti boşun. Ağrım esasın ve mesele islam. Şimdi efendim sohbete başlayalım inşallah. Konumuz olsun inşallah. Günah en kısa büyük günahlardan kurtulmak efendim. Vallahi Teala'ya yönelmek, Vallahi Teala diskesinde gitmek ve ibadet etmek. Yani günahlardan nasıl kurtulabilirsin? Bir tövbe edeceksin. Allah Teala diyor ki mesela misal vermekle fayda var efendim. Misal vermek, mesela hasreti Ali Kemal'la ve Ali Kemal, Ali Hayda Kemal'la ve şey babası Ebu Talip efendim tövbe Müslüman Allah vefat etme. Allah Resulü istemez mi dedi amcasının Müslüman olmasını? Allah Resulü ise hidayet vermiyor. Ama Ebu Bekir Sıddık'ın babası Müslüman oluyor efendim. Müslüman oluyor. Müslüman oluyor. Ebu Bekir Sıddık Allah Resulü diyor ki Allah Resulü hasta Ebu Talib'in cenazesine bile gitmiyor yani. Allah çayı dert vermiyor. Hasreti Ebu Talib de diyor ki ya hasreti Ebu Bekir Sıddık da diyor ki emir-i mümini ilk diyor ki keşke diyor benim babam Müslüman olmasa iyiydi diyor. Senin amcın Ebu Talib Müslüman olsaydı. Bunu diyor. Asabı diyor. Koşuyla geliyor, Haşimine geliyor. Müslüman olmuyorlar. Yani öyle bir olay oluyor inşallah. Öyle bir olay oluyor inşallah. Öyle bir olay oluyor yani. Yani diyeceğim ki. Hidayet de Allah-u Teala'dan, senden kadar umarsan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın amcası bile hidayet vermiyor Allah-u Teala. Ha bu diyebilir. Bir de İbrahim Aleyhisselam'ın hakkası da diyor ki efendim sen diyor araştırıyor İslamiyet'i bulabilirsin. Hakikati bulabilirsin. Merifet namı İbrahim Aleyhisselam'ın hakkası da diyor. Sen diyor ne kadar araştırırsan anında bulabilirsin diyor. Ama tabi ki bir de efendim müdürümüz, efendim sultanımız, padişahımız, efendim sultanımız diyor ki sen diyor ibadet edeceksin diyor. Onun hidayet eşini de diyor ki Fatih Kerim'i de diyor. Hidayeti Allah-u Teala'ya bırakacaksın diyor. Allah-u Teala'ya diyor bırakacaksın diyor. Ben de bunu, bir de bunu da ben ekleyeyim efendim, kendi ilmime dayanarak. Bu ayetten bu sabittir. Ayetten bu sabittir. Kendim etkilerim diyeceğim lafını sonunda bunu da diyeyim efendim konuyla ilgili. Allah-u Teala hidayeti verdi kimseye. Ancak bir insan hidayeti Allah-u Teala veriyor. Başkası vermez diyor. Ancak Allah-u Teala veriyor. Başkası vermez diyor. Bu işte böyle. Hidayeti veren Allah-u Teala'dır yani. Başkası vermez yani. Hidayeti veren Allah-u Teala'dır. Başkası vermez yani. Bir de şu vardı. Bir
Bir insan kötü durumda büyür. Bir kafi Allah-u Teala hidayet verir. Beraberce bestan mı olur? Olabilir mi? Olabilir. Allah-u Teala bunu misal olarak bir şahafi. Bir şahafi eşki duydu, kumar duydu. Sonra evliyaların büyüğünde oluyor. Mesela Hint'ten Ebu Süfyan. Ne kadar Efendimiz Aleyhisselam'a eziyet yok. Misal hazır Ebu Süfyan Muhammed Aleyhisselam'a eziyet ettiler. Müslüm oldu yani. Hazreti Muaviye doğdu. Hazreti Muaviye'de yani Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın duasına mahsur oldu. 7 milyon unvanı aldı. Dönemde topraklar fethetti. Yani. Onda Yezid doğdu ama Hazreti Muaviye ne yaptı? Şimdi efendim, ben diyebilirim ki Allah-u Teala'ya hidayet verdiğini kimse saptayamaz. Şeytan yoluna gidene kimse de hidayet verir. Allah-u Teala istemedik sana. Nerede ulaşıyorsun lan? Bu kapı hakkın kapısıdır. Bu kapı senin benim kapım değildir. Bu kapı Allah ve Resul'ün kapısıdır cümbillah. Bu kapı senin benim kapım değil, bu kapı Allah versin kapısı da Allah'ım diyecek. Onun için bu İslam'ın öyle bir nurlu bir işti ki her genç kapı. Mevlana aslında diyor ya, ne oldum diye ne olacağım demir. Bir kez tövbe etsen yine gel. Tövbeni bozsan yine gel diyor Mevlana aslında. Bu İslam'ı vermekle fayda var yani. Bir kez tövbeni bozsan yine gel. Ne olursa ol yine gel. Mevlana diyor ya. Onun için yani. Tebessüm etmek lazım, tevekkül etmek lazım, inayet olmak lazım. Yani demek istedim efendim. Benim size tavsiyem şu, tövbe. Eğer bir insan tövbe etmek istiyorsa şunu yapsın. Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsa bir güzelce gusül abdest alsın. Tövbe suresini okusun bir. Anlamıyla biliyorsa anlamıyla bu. İyi misal uzun ama oya biliyorsa okusun yani. Teheccüd namazı olsun. Hacit namazı kılsın. Teheccüd namazı. Gece vakti, seher vakti. Hacit namazı kılsın. Gece 1'de 2'de kılsın. 11'de kılsın. Hacit namazı kılsın. Ne kadar kılabiliyorsan. Elinle asın. Günahlarını tövbe etsin. Sesle etsin. Tövbe etsin. İstiğfar etsin. Tövbe etsin. Ağlasın yani. Bu yani ona inşallah tövbe. Allah'ın için sen hadis-i şerifte diyor Allah Resulü. Kim diyor tövbe edersin diyor ben günahını affederim. Hadis-i şerifinde zaten yazılıdır. Kim tövbe edersin diyor ben onun tövbesini kabul ederim diyor. Kim diyor tövbe edersin diyor ben günahını affederim diyor Allah-u Teala. Hadis'te sabit Allah kısım diyor. Şimdi onun için yani yol belli yani İslam'dır. Allah Resul senin rengine, güzelliğine, güneşine, gelişine baktı. Allah Resul senin kalp alemine baktığı için. Senin gelişine, giyimine, kusamına bakmış yani. Ama Allah Resul neyi seviyor? Sarık çükme giyeni seviyor. Bu sarık mesela İslam'ın nişanıdır. Bu sarı İslamiyet'in kıyafeti giyeceksin, kapanacaksın. Elde bir kafanda bir takki, sarı namazlarda sarı sarıcaksın, namazlarda sarı bir takki takacaksın. Sünnet etsin bir yer edeceksin. Kıyafeti sünnet etsin uygun olacak, şalvar giyeceksin yani. Bu efendi aslında cemaatı çok hoşuma gidiyor bu yönden yani efendim. Efendi aslında gerçekten çok hoşuma gidiyor bu yönden. Sakallar uzun. Ben sarılım çıkmıyor mu bakalım hadi inşallah. İnşallah efendim haklı olalım. İslam'ın dediğini yapalım inşallah hakikaten.